Suriyeli bir terzi mesleğiyle hayalini birleştirdi. Dünyada ilk ve tek iple yazılan Kur'an-ı Kerim yazdı. Her bir harfini dikiş makinesinde yazdığı eserini Guinness Rekorlar kitabına girmeye aday gösterdi. Muhammed Maher Hadri, Suriyeli bir terzi. Terzilik mesleğini tam anlamıyla öğrendikten sonra çocukluk hayaliyle bu terzilik hünerini birleştirdi. Ortaya dünyada tek olan bu eser çıktı. Mesleğini hatla süsleyen Hadri, hattatların elleriyle yazdığı Kur'an-ı Kerim'i dikiş makinesiyle yazıyor. Her Kur'an-ı Kerim harfini iplerle tek tek bez üzerine işliyor. Hadri Kur'an-ı Kerim'i küçüklüğünden beri yazmak istediğini söylüyor. Küçüklüğümden beri Kur'an-ı Kerim yazmak istiyordum. Alıştıra alıştıra küçük ayetlerle başladım. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Sonra Vakıa suresinin tamamını yazdım. Sonra bu noktaya geldim. Suriyeli bir terzi olan Hadri Kur'an-ı Kerim'i 12 cilt olarak dikiş makinesiyle yazdı. Tamamını yazmak 12 senesini aldı. 8 yıl yazması, 2 yıl düzeltmesi sürdü. Hareketlerin ve tecvitlerin 3 büyük alimle tekrar üzerinden geçildi. 2 senede ciltlenmesi sürdü. Toplam 12 yılda bitti. Eser siyah beyaz iplerle bez üzerine işlenmiş. Harflerin işlenmesinde ise altın renkli özel bir ip kullanılmış. Eserin sahibi Ramazan ayında Başakşehir'de kurulan standlarda büyük ilgi gören Kur'an-ı Kerim'i Guinness Rekorlar Kitabı için hazırlıyor. Dünyada iple bezle nakşedilen ilk Kur'an-ı Kerim olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum. Gerekli bağlantıları sağladık, onay almayı bekliyoruz. Dünyada tek olan bu eserin boyu 80, eni 60 santimetre, her bir ciltin ağırlığı ise 15 kilogram. Hadri 12 yılda bitirdiği Kur'an'ın çalışmasına 2000 yılında tasarım yaparak başladı. Sanatçı Ramazan ayı süresinde eserini Başakşehir'deki Sular Vadisi'nde sergileyecek ve anlatacak.